Ayşegül abla merhaba, ben Kuzey. Dedemle buluşmak istiyorum. Babam beni oraya götürmüyor. Annemse zaten hiç gelmiyor. Yaklaşık 8 haftadır dedemi görmüyorum ve ona çok özelim. Lütfen bizi bir araya getirin. Bir de rica etsem oturduğum yere yakına gelebilir misiniz? Dedemle buluşmak istiyorum. Onun bugün doğum günü. Hem de babalar günü. Çok özlüyorum dedemi. Dedesinin kaldığı yer Kuzey'in içine sinmiyormuş Alpay Bey. Her ne kadar da istemesem de böyle olmak zorunda kaldı. Ama o kendi gitmek istedi. Pişman mısınız götürdüğünüz için? Evet. Babam. Siz kendi isteğinizle burada değilsiniz sanırım, değil mi? Yani etraflarında bir eli titreyen, bir ihtiyar olan birlikte yaşamak istememeleri. Ne münasebet efendim? O kadarı onların vicdanında olan bir şey. Yaşlanmak hoş değil duvarlara. Buzdolabı falan göremedim hiç. Elektrik yok. Elektrik mi yok? Evet. Sağlığımızın bir kısmı yerinde. Daha ne olsun? Yaşıyoruz be arkadaşım, yaşıyoruz. Oğlunuzla gelininiz de burada. Çağırayım ister misiniz? Gelsinler mi? Gelebilirler mi? Kaya kaç şeker alırsın diye bir ses sormalı ya. Yalnız kalmak yanlış kalplerde olmaktan yiğit. Ben Ayşegül Günay. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Hayatta verilen bazı kararlar ve bu kararlar sonucunda gelen pişmanlıklar, keşkeler. İşte bu programda onlara tanıklık edeceğiz. Zamanı geri alıp bir şeyleri değiştiremeyiz belki ama bazı insanlar için bir şans yaratabiliriz. Baba çınar ağacı gibidir. Meyve vermez ama gölgesi yeter. Sizi bugün minik bir seyircimizle tanıştıracağım. Kuzey. Ben de merak ediyorum, Kuzey neden, kimden bir şans istiyor? Hep birlikte dinleyeceğiz, izleyeceğiz. Kuzey. Evet. Ne haber Kuzey? İyiyim. Nasılsın? Ayşegül abla, teşekkür ederim, sen? İyi, oturayım ben de. Buyurun buyurun. Uzun zaman oldu valla. Öyle. Güzel oldu. Evet. Nasılsın? İyiyim Ayşegül abla, sen nasılsın? İyiyim. Kuzey, programa başvurdun. Evet. Kimden, neden bir şans istiyorsun? Anlat bir de seyircilerimiz duysun bakalım. Dedemle buluşmak istiyorum. Dedenle? Evet. Dedemi çok seviyorum. Onun bugün doğum günü. Aa canım. Hem de babalar günü. Ona bir sürpriz yapmak istiyorum. Yapabiliriz. Değil mi? Yapabiliriz. Süper. Deden yanınızda mıydı Kuzey daha evvel? Dedem yanımızdaydı, evet. Sonra bizden ayrıldı. Neden? Annemle babam tartıştılar. Sonra babam dedemi eskiden gittiği bir tane av kulübesine götürdü. Av kulübesine? Evet. Kuzey, babanın babası mı deden, annenin babası mı? Babamın babası. Babanın babası. Annenle tartıştılar, sonra baban onu daha evvel var olan bir av kulübeniz var, oraya götürdü. Evet. Deden orada mı yaşıyor? Dedem şu an evet orada yaşıyor. Peki hiç ziyarete gittin mi dedeni? Çok uzun süredir görmüyorum. Yaklaşık 8 hafta falan oldu. Babam götürmüyor. Hastaları falan varmış. Bu pandemi yüzünden de sokağa çıkamıyoruz. Derslerimiz baban doktor var mu? Evet. Hmm. Annemle babam ikisi de diş hekimi. İkisi de diş, evet, hekimi. Peki sen dedeni çok seviyorsun. Çok. İyi anlaşıyorsunuz. Evet, çok iyi anlaşıyoruz. O benim en yakın arkadaşım Ayşegül abla. Ay canım benim. Peki yani... Hani tartıştılar filan dedin ama yani dedenin de beraber verdikleri bir karar mıydı? Yoksa annen baban mı bu kararı verdi? Dedenin orada yaşamasına annen baban mı karar verdi? Annem esnasında onun birazcık gitmesini istiyordu. Çünkü
elleri titriyordu bazen. Bazı şeyleri kırabiliyordu. Fakat dedem de kendisi istemiş olabilir. Hani gittikleri için ben de pek bilmiyorum açıkçası. Şey diye istemiş olabilir değil mi? Rahatsız etmemek için mi istemiş olabilir? Olabilir. Başka kardeşin var mı? Başka hayır, tek çocuğum. Eminim deden de seni çok seviyordur Kuzey. Evet. Özledin mi dedeni çok? Çok özledim Ayşegül abla. Çok. Eskiden onunla uçurtma uçuruyorduk. Yine uçurmak istiyorum Ayşegül abla. Çok özlüyorum dedeni. Hatta sana bir tane sır vermek istiyorum. Ne? Ben bir tane kızdan hoşlanıyordum. annemle babama söylemedim, dedeme söyledim. O da aramızda bir sır. Yani dedem benim en yakın arkadaşımdı. Onunla uçurtma uçururduk, bisiklet binerdik. Bisiklet sürmeyi o bana öğretti Ayşegül abla. Ben düştüğüm zaman o beni kaldırdı. Benim için çok değerli dedem. Ama yapma öyle. Ağlama. Niye ağlıyorsun? Hay canım, ay kuşum. Ağlama. Tamam Ayşegül abla. Ağlama canım benim. Bir söyleyeceğim. Anne baban nerede şimdi? Annemle babam evdeler galiba. Onları çağırabilir misin? Peki tamam ama ben sizle derdimi çözmek istiyorum. Sen ne akıllı bir çocuksun. Çözeriz merak etme, çözeriz. Çözeriz ama ne yapalım? Anneye babaya da bir haber verelim ama buradayız diye. O zaman ben onları çağırayım. Haber ver, onlar gelene kadar ben seni nerede bekleyeyim? Aa o şeyler mi? Onlar mı uçurtma şeyleri? Aa evet uçurtma. Dedemle yaparız diye almıştım. Ay yaparsınız tabii ki yaparsınız. İyi ben seni orada bekleyeyim mi o zaman? Sen tamam. Haber ver. Tamam. Tamam. Tamamdır. Ben annemi çağırıyorum. Tamam. Şimdi. Yapmayalı da 1000 yıl olmuş herhalde yani. Yapacak başka bir şey yoktu. Televizyon yoktu, tablet yoktu, telefon yoktu. Çocukluğumu hatırlıyorum da hep böyle şeydi. Ya üretirdik, bir şeylerle uğraşırdık yani. Neyse ben fazla karıştırmayayım, bu sefer de böyle yapmayacaktım filan der. Sanki böyle hayalimdeki şeyi hatırladım da. Toplayayım ben şunları. Merhaba Ayşegül abla. Gel Kuzey. Ne yaptın? Annemleri çağırdım. Geliyorlar ama annemin bundan haberi yok. Neden haberi yok? Ya sana gizli başvurdum. Ha programa başvurduğundan haberi yok. Evet. İnşallah kızmaz, sen yardımcı olursun değil mi? Hayır. Olurum tabii. Teşekkür ederim. Niye olmayayım? Heyecanlısın sen. Evet, birazcık heyecanlıyım. Şimdi ne dedin annene? Şey dedin, birileri bizi mi bekliyor dedin? Ne evet, dedin? Evet. Ben programa başvurdum, Ayşegül Hanım'ı buraya kadar çağırdım, oturduk, konuştuk demedin. Hayır demedim, haberi yok. Şimdi ben mi söyleyeceğim? Yani, evet. Ayşegül abla, annem geliyor da... Ne oluyor burada? Ayşegül Hanım, buyurun. Merhaba. Buyurun, merhaba, hoş geldiniz. Oğlum? Hayırdır, ne oluyor burada? Ya anne, ben bir tane programa başvurdum. Ayşegül abla. Merhaba tekrardan. Ben şu anda şoktayım. Evet. Maşallah çok akıllı, çok tatlı bir oğlunuz var. Öyle de. Programımızı izlediniz mi, izlemediniz mi bilmiyorum. Bir şansım olsa diye bir program. Evet. Ve Kuzey de bizden bir şans istedi. Ne için istemiş olabilir sizce o şansı? Evet. Anlat. Dinliyorum seni. Ben... dedemden dedemi bulmak istiyorum. Bunu daha önce konuşmamış mıydık? Ama ben... dedemi çok seviyorum anne. Sen de biliyorsun. Biliyorum. Ben de çok seviyorum dedeni.
Ben de yanımızda kalsın, yanımızda yaşasın. Ama biliyorsun oğlum, pandemi var. Anne hep aynı şeyleri söylüyorsun. Pandemi var, orası güzel. Ama dedem orada gayet çok mutlu. Ama benim içime sinmiyor. Doğayla iç içe. Kuzey dedesini çok seviyor. Belli ki evet. Dedeyle de çok iyi vakit geçiriyor. Ve özlüyor. Ama sanırım bir problem var değil mi Aslan? Hayır, bir problem yok. Hı. Gayet iyiyiz yani. Hani dedesini ben gayet çok seviyorum. Yani oğlanın yani yediriyor, içiriyor. Okulunda yardım ediyor. Yani bizim dedemizde bir problemimiz yok. Evet, dede kendi isteğiyle mi gitti bir taraftan evet, da? Evet, dede hayatım. Kendi isteğiyle. Kuzey, ne oluyordu? Alpay kendisi. Merhaba, merhaba Alpay Bey, nasılsınız? Gayet iyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Ya bir televizyon programına başvurdu oğlunuz Kuzey. Çok akıllı bir çocuk maşallah, çok tatlı. Öyle. Buyurun, buyurun. Öyle. Konuşalım, sohbet edelim sizinle de. Tamam. Kuzey şaşırttı galiba sizi biraz değil mi? Öyle oldu biraz. Evet. Aynen. Kuzey bize başvurdu. Kuzey dedesini çok özlediğini söyledi. Dedesinin kaldığı yer Kuzey'in içine sinmiyormuş Alpay Bey. Dedemle çok şey paylaşıyordum. Sırdaşım da, arkadaşım da, dedem de her şeyimdi diyor. Ama dedeyle yan yana olamadığı için de üzgün. Ve dedesinin yanına istiyor Kuzey. Haklı bir yerde. Ama haksız da sayılmaz. Eşinizle yani. Konuştuk. Yani bir problemimiz yok dedemizle dedi. Evet, babanız neden başka bir yerde yaşıyor? Yani buna babanızla birlikte mi karar verdiniz yoksa siz Kuzey'in ebeveyni olarak sizler mi karar verdiniz? Anladım. Yani bu soruya cevap vermek gerçekten zor ama yani şöyle oldu. Biz istemezdik aslında böyle olmasını. Hayat şartları diyelim. O zamanlar böyle icap etti. Ama doğru mu? Yanlış tabii ki. Biz de bunun farkındayız. Her ne kadar da istemesem de, onaylamasam da böyle olmak zorunda kaldı. Neden? Ben kayınpederimin gayet iyi bir hayat yaşamasını istediğim için doğayla iç içe olmasını istedim açıkçası. O da kendisi herhalde gitmek istedi. Hani ben ona git de diyemem de zaten. Kayınpederiniz mi kendi gitmek evet. istedi? Evden evet. ayrılmak mı istedi? Yani şimdi şöyle Ayşegül Hanım, kendisi asla öyle bir şey demedi. Sen onu buna mecbur bıraktın biraz. Keşke böyle olmasaydı. Bak geldiğimiz noktaya bak. Oğlumuzun haline bak. Kuzey, aslında şu şey uçurtma şeylerini buradan götürsen biraz hazırlasan şurada bir yerde biz anneyle babayla biraz konuşsak olur mu? Olur, tabii ki de. Sen bunları al, hazırlığını yap yavaş yavaş şöyle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani belli ki bir şey konuşulacak. Şöyle diyeyim ben size. Hakikaten yeni nesil bu anlamda çok çok yani zeka yaşları, sosyal yaşları, IQ'ları, EQ'ları çok gelişmiş. Onun yanında çok konuşmak istemedim. Bir tartışmaya girmenizi de istemedim açıkçası. Evet, evet. Ama sanırım sizin eşinizle bu anlamda bir probleminiz var arada, öyle mi? Aslında yok. Aslında yok diyemeyiz. Babanız siz mi gönderdiniz evden, eşiniz mi? Şöyle oldu, hani ben de karşıydım en başından beri. Ama benim yapabileceğim bir şey yoktu Ayşegül Hanım. Burada açık konuşalım. Yani ben arada kaldım. Nasıl arada kaldın? Arada kaldım. Yani baba candır, canandır, gönüldaştır. Bu aynı şey senin baban için de geçerli. Ama o dağ gibi adama baktığım zaman huzur görüyordum, güven görüyordum, güç buluyordum o adamla. Ben o dağla kendi yuvam arasında köprüydüm. Arada kaldım. Şimdi nasıl biri babanız? Benim mi suçum oldu yani? Bunu mu demek istiyorsun sen? Ya şöyle. Ben babanın gayet iyi bir hayat
hayat yaşamasını istiyorum. Yani o zaman hani hep doğayla birlikte, iç içe olsun O zaman istedim. Hep birlikte biz o yeşillik alana gidebilirdik. Madem pandemi var, madem yasak var, bunu hep beraber, yani benimle tartışacaktın ama evde, ama hep beraber tartışacaktık bunu. Bunun böyle olmasını sen istedin. Kameralar önünde seninle tartışmak istemiyorum, lütfen. Kameraların önünde tartışmayı ben de istemezdim ama bu duruma sen getirdin ne yazık ki. Ya, oğlumuz zarar görüyor bir yerde. Yani evet, ben de onu düşünüyorum. Tamam, kayınpederinizin hakikaten hani daha sağlıklı bir yaşam sürmesini istediğinizi evet, söylediniz. Evet. Hani onun için bu dönemde doğayla baş başa bir yerde kalması daha sağlıklı olur diye düşündünüz ama evladınızın sağlığını da düşünün bence. Oğlunuz dedeye çok düşkün. Dedeyi çok seviyor ve dedeyle belli ki çok şey paylaşıyor. Evet. Ve dedeyi yanında istiyor. Bundan daha doğal bir şey olamaz aslında. En doğal hak. Yani... Ama sizin ne problem? Nasıl biri babanız? Yani babam... huysuz mudur, nedir? Aysun Hanım'ı rahatsız eden ne var? Ben onu merak ediyorum açıkçası. Hayır, hayır. Ben hiç şahit olmadım. Babamı, hanımıma, çocuğumu, bize karşı hiç rahatsız edici bir tavrı yoktu. Babam öyle bir insan değil. Benim babam yürekli bir insandı. Vefakar bir insandı. Fedakar bir insandı. Ay, yok olmuş gibi konuşmayın ne olur. Hayır. İnsandı, insandı. Tabii. Bir an... Şimdi bana anlatırken belki. Tabii, doğru, mi? Doğru. Yani onun varlığı bile nerede olursa olsun bize güç veriyor. Ne demek herhalde yani. Nasıl ama... büyüdünüz? Babanızın sizin büyümenizde çok şükür, büyük çok şükür. Bir etkisi hani... var belli ki. Siz tabii, babayı çok tabii, hani... Tabii. Bizde maddi manevi olarak hiçbir eksiklik yaşatmadı bize. Babanız. Tabii. Yani diş hekimliği okuyorduk beraber. Evet. Hanımla zaten orada tanıştık biz. Evet, diş hekimiymişsiniz ikiniz evet. de. Ve babama, baba ben evleneceğim dediğim an bile benden daha çok mutlu oldu. Ama işte düğününü yapacağım canım oğlum söyleyişi hala kulağımda. O yüzden dedim ya, çok fedakar bir adam. Hiçbir eksiğimizi yapmadı. Hani eksik bırakmadı bizde. Sonrasında evlendik tabii. Aynı evde ama ben en başında söyledim sana. Söyledim. Benim babam vazgeçilmez dedim. Ben babamla aynı evde yaşayacaksam, beraber yaşayacaksak, bunu kabul ediyorsan evlenelim dedin sen. Evet, kabul ettim. Sonra ama ne ben oldu babana... Ama istemeye istemeye kabul ettim. Bak, geldiğimiz noktaya bak. Hani sonra ne oldu Aysun Hanım? Sizi rahatsız eden ne? Belli ki sizi... Hani şunu da diyebilirsiniz yani... burası benim alanım ve çekirdek ailem dışında hani... olabilir yani hani... Şimdi Ayşegül Hanım, beni rahatsız eden bir şey yok. Ben gerçekten çok seviyorum kayınpederimi. Ama kendi gitmek istedi. Hani... bunda benim bir suçum yok. Benim suçum mu var bunda? Senin suçun... Onun suçu, benim suçu, hepimizin suçu vardı. Ama buna sebep olan ama sendin. Ama bununla ilgili ben bunu anla bir şey demedim yani. Ne oldu babana. O sebep kalkıp olup da ne gitti. Yaptı Aysun Hanım? Kendisi bana bir gün şöyle bir kelime kullandı. Ya ben ya da baban dedi. Bunu dediniz ben mi Aysun? Arada kaldım Ayşegül Hanım. Evet. Neden söyledim. Dediniz? Bir anlık sinirle çıkan laflar var ya hani ağızdan. Söyledim evet. Nasıl bu noktaya çünkü geldiniz? Biz, yani ya ben ya baban noktasına nasıl geldiniz? Nasıl geldik? Sürekli iç içe, sürekli beraberiz. Siz hani rahat mı edemediniz? Rahat edemedik. Rahat edemediniz evet, siz. Rahat edemedik. Yani bir süre böyleydi. Sonra hani ben babasına kalkıp da babacığım hani git demedim. Yani böyle bir saygısızlık böyle yapmak bir saygısızlık istemediniz, yapmadım. Yüzüne söylemediniz. Yapmadım ama... Belki de bir öyle bir enerji yolladınız. Olabilir. Rahat edemedik dediniz. Eşiniz de mi öyle, Alpay Bey de mi öyle yoksa siz mi rahat edemediniz kendi başınıza? Hayır, bizim gayet keyfimiz, huzurumuz, evet, huzurumuz yerindeydi. Ve oğlumuz Kuzey dedesiyle büyüyordu. Evet. Çok güzel. Dedesi dede, hani babam için de aynı şey geçerliydi. O torununu severek hani hayata tutunuyordu.
Sen bir nevi yaşam sevincini elinden aldın. Hala da ben ne yaptım diyebiliyorsun. Ben bunu anlamış değilim. Bir şey demiyorum. Tartışmak istemiyorum seninle. Gerçekten tartışmak istemiyorum. Bir içim ben şişti de, artık. Ben yani. De istemiyorum. Ben artık de istemiyordum. Bu konudan içim şişti benim. Yani bu kadar insanın içinde bunları, özelimizi konuşmak ben de istemezdim. Benimle evde günlerce konuşabilirdim bunu. Bir şekilde orta yolu bulabilirdik. Ama sen bunu tercih etmedin. Kuzey'le konuştunuz mu bu konuyu? Yani hani nasıl izah ettiniz Kuzey'e? Biz dedeni aldık, şuradan şuraya götürüyoruz ama şundan dolayı dediniz mi Kuzey'e? Yani Kuzey'in bunu anlamamış olduğunu görüyorum ben. Anlamamış olduğunu varsayıyorum. Çünkü hani ben dedemi istiyorum ve dedemi çok seviyorum. Dedemle vakit geçirmeyi özledim diyor çocuk. Başka bir şey demiyor. Aklım. Yani bunu Kuzey'e nasıl izah ettiniz, nasıl anlattınız da Kuzey bunu anlamadı? Yani açıkçası biz Kuzey'e bir şey söylemedik. Söyledik mi? Yani açık açık söylemesek bile çocuk anladı bir yerde. Biliyordu, evet, tartışmalarınızı farkındaydı. Duyuyormuş. Tabii ki, tabii ki her şeye şahit oldu. İlk zamanlar onun için de çok zor oldu. Yani sadece dedesini kaybetmedi. Yani oyun arkadaşını kaybetti. İlk zamanlar evet, oyalıyorduk, bir şeyler uyduruyorduk. Evet. Ama sonradan o da gerçeği öğrendi. Ya böyle bir şey yapacağını bilemezdim yani. Ya evinizin olduğu yer de güzel. Buralar da yeşillik, ağaçlık çok güzel. Yani kayınpederiniz, babanız şuraya çıksa, şurada bir çimende, yeşilde otursa da yeter. İlla ki yani ne yaptınız oraya götürdüğünüzde? Başka bir yeşil alana mı boğdunuz? Yani burası da yeşillik bir yer. Ya orası doğa diye. Hani doğru söze ne denir? Yani, bilmiyorum, haklısınız. Yani ben ama de. Ama siz galiba yani dediğim gibi çekirdek aileniz dışında evde galiba kimseyi görmek istemiyorsunuz. Aysun Hanım bu mu? Siz kendiniz pek rahat edemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani değil mi? Biraz öyle oldu diyebilirim. Alpay Bey, anneniz sağ mı? Maalesef kaybettik anneyi. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Ama babanın o zaman ekstra bir emeği olmuştur üstünüzde. Tabii, fazlasıyla. Yani bir babanın yapabileceği çok büyük fedakarlık yaptı. Annenin yokluğunu hissettirmedi. Bu çok önemliydi bizim çok. İçin. Yani babasından kalan evi satarak düğünüme kadar hiçbir masraftan kaçınmadı. Babanız evi sattı. Babam evi sattı, evet. Sırf beni kimseye muhtaç etmemek için. Çok büyük fedakarlıklar yaptı. Hani hakkını ödeyemem. Evleneceğimi söylediğim zaman bile düğün masraflarına kadar hiçbir şekilde yani geri durmadı. Her şeyi layığıyla yaptı. Yaptı. Yapmadı diyemem. Yani o yüzden baba başkadır. Baba candır, canandır, gönüldaştır. Anne gezindiğim bir bağsa, baba ise dağdır. Dağ gibi adam. Emekli maaşıyla geçinemediği için onu bir yanıma almak istedim. Ya benim için bir baba evladı için neler yapabiliyorsa hepsini yaptı. Ben o yüzden hani çok babanız pişmanım. Babanız yanınızda olsun. Tabii istediniz. Ki, tabii ki. Bizim pişman mısınız götürdüğünüz için? Evet. Babanızdan neden vazgeçtiniz? Yani ya da vazgeçtiniz sorusu doğru mu da vazgeçmediniz şöyle belki ama. Şöyle bir şey, biz vazgeçmedik. Kendi ricasıyla gitmek istedi. Biz vazgeçmedik. Aslında bu soruyu duymak bile o kadar acı ki Ayşegül Hanım, insanın yüreğini acıtıyor. Babamızdan nasıl vazgeçelim? Ben vazgeçmedim. Asla da vazgeçmem babamdan. İnsanın bir tane babası vardır. Ama ne yazık ki kendi aramızda işte hanımla yaşadıklarımız, ufak tefek sorunlar vesaire babamızdan kopmamıza sebep oldu. Ben babamla eşim arasında kaldım. O dağ gibi adamın, sırtımı yasladığım adamın
ve kendi yuvam dediğim kadınımla arasında köprüydüm ben. O dengeyi sağlamak zorundaydım. Neyi sağlamak zorundasın? Ama, Allah aşkına ama, ben ne yaptım ben ya? Ben sana bunu en başında söyledim. Ben ne yaptım? Dedim, babam ben bizimle birlikte yaşayacak dedim. Hayır, bu senin baban da olsaydı ben asla vazgeçmezdim. Asla ötekileştirmezdim, yapmazdım bunu. Ya biz vazgeçmedik ki senin babandan. Ben babanı seviyorum. Bunu sen en başında söyledin. Evet, seviyorum dedin, babam dedin ama bunu sadece söyledin. Ha, bu çok önemli. Dilde kaldı diyorsunuz. Dilde kaldı. Siz babanızı bıraktığınız için oraya pişman gibisiniz Alpay Bey. Kuzey'i de alıp gidelim mi babanızın yanına? Ha? Gideriz. Olur. Olur, olur. Siz? Tabii ki gideriz. Gidelim. Siz daha evvel gittiniz mi kayınpederimizi ziyarete? Hayır, gitmedim. Ama şimdi geleceksiniz. Evet, geleceğim. Çok mutlu oldum. Kuzey, gelsene gel. Geliyorum. Gel oğlum. Gel oğlum. Kuzey, nereye gidiyoruz anne, baba, sen, ben? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Dedeme mi? Dedene gidiyoruz. Dedene gidiyoruz. Sevindin mi? Çok sevindim. Annen de geliyor. Tamam. Tamam. Var mı benden istediğin bir şey şimdi? Hayır, her şey olduğu gibi. Her şey olduğu gibi. Evet. Dedeyle de konuşacağız şimdi. Tamam. İstiyorsun onu da. Evet, çok istiyorum. Seni öpebilir miyim? Ay, çok tatlı bir çocuk. Öyledir. Gidelim mi? Gidelim. Hadi. Alayım mı bunu ben? Olur. Hadi gel. Gel bakalım Kuzey'cim, gel. Gel şöyle yanıma otur, gel. Tamam. Gel bakalım. Buyurun lütfen, buyurun. Bir şansım olsa arabasına. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Karşılıyorum. Evet. Şimdi dedenin yanına doğru gidiyoruz, değil mi? Evet. Anne, sen bizle gelmezdin. Neden şimdi geliyorsun? Oğlum, annen hiç dedenin yaşadığı yeri görmedi ki. Merak ediyor. Ha, gitmediniz değil mi hiç? Hayır, hiç gitmedim. Evet. Belli mi olur? Belki beraber döneriz. Yani dedem gelebilir yani. Oğlum, kaç kez anlattım sana. Deden orada rahat, gayet rahat. Ya ama ben... Doğayla iç içe. Hastalık var oğlum, biliyorsun. Oğlum, annen izin verirse... Ben dedenin iyiliği için uğraşıyorum. Annen izin verirse şayet, o boşalttığı odayı temizlerse, attığımız yatağı tekrar alabiliriz. Öyle mi? Ya anne, ben zaten oyuncaklarımı istemiyorum ki. Ya verelim onları. Ben sadece dedemi istiyorum, lütfen. Ah oh canım benim. Bunu daha sonra konuşuruz. Haklı. Ya şey yaparız, şimdi dedeyle de bir konuşalım. Sizin söylediğiniz gibi Aysun Hanım, hani öyle bir ortamda kalmak istiyorsa kendisi ayrı tabii. Ama bir dedeyle de konuşalım, bakalım halinden, tavrından. Anlarız yani ne istediğini aslında. Peki. Siz de muhakkak en uygun olanı yahut onun iyiliğini düşündüğünüz için muhakkak siz de böyle hareket ediyorsunuz. Tabii ki de iyiliğini düşünüyorum. Hastalık var biliyorsunuz Ayşegül Hanım. Evet, çok ciddi. Hem yani, hani belli bir yaşı almış insanlara sirayet evet. etmesi ve onların hani bundan kurtulması ya daha zor oluyor diye. Ben her zaman kayınpederimin iyiliğini düşündüm. Anladım. Her zaman. Ama o kalktı, kendisi gitti. Hani biz ona git demedik. Git diyemem de keşke zaten. Keşke bunları en başında düşünseydin. Hep keşke, en başında keşke bunları diyorsun. Açık açık söyleseydin, bunları o zaman tartışsaydık. Şu an yeri mi? Ama benim için önemli olan şu anda Kuzey'in mutluluğu. Kuzey dedesine doğru gidiyor ve dedeyi görmek tabii, için tabii ki. Sabırsızlanıyor. Evet. Değil mi? Evet. Peki sen beni neden evinizin yakınına bir yere çağırdın Kuzey? Dedemin evini bizim evin oradan tarif edebiliyorum da. Böyle
işte. Devam ediyoruz galiba. Evet evet evet, bu köprü yapacak hatırlıyorum. Bir şey yok diyordun bak. Ha, yolu biliyorsun. Evet, hatırladığım şey kadarıyla. Ben ne yapabilirim? Söyler misin? Tamam. Ya ben bir şey yapmadım. Sen hala şey beni suçluyorsun. Oğlumuz ya. Bak, oğlumuz yapıyor. Aslan gibi. Evet, çimenlik. Doğru yolda mıyız Kuzey? Hatırladığım kadarıyla evet. Doğru yoldan gidiyoruz değil mi? Evet evet. Hatırlıyorum buraları. Babanla gelmişsin sonuçta dediğini görmeye değil mi? Evet. Daha ama iyi. Uzun bir süre oldu Ayşegül abla. 2 ay kadar oldu galiba. 8 hafta demiştin. Evet, 2 ay olmuş. Sen merak etme. Arabamızın şoförü yolu çok iyi biliyor. Aa. Tabii. Hani. Gidiyoruz işte beraber. Ay. Yanakları böyle yemek istiyor insan değil mi şöyle? Bayılıyorum ya hakikaten. Yani yeni nesle bayılıyorum. Çok hala şoktayız yalnız. Evet, biliyor musunuz Ayşegül Hanım? Görüyorum, görüyorum. Yani ya. Konuşamıyorum. Kaldım böyle. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Şoktayım. Aslında, ah oğlum ah. Aslında en doğrusunu yapıyor benim aslan oğlum. Gurur duydum şu an oğlum. Babasının oğlu. Babasının oğlu. Böyle şeyler de oluyor ya. İyi bir şey yaptıkları zaman değil mi? Hep babasının evet. Oğlu, annesinin anne kuzusu, kızı. Babasının oğlu. Evet, öyle oluyor. Ama siz de mutlu oldunuz Alpay Bey. Tabii ki. Yani Kuzey'in davranışı sizi mutlu etti. Sizi şaşırttı Aysun Hanım ama Alpay Bey'i mutlu etti. Tabii ki, çok mutlu oldum. Yani böyle bir şey beklemiyordum ben ondan. Yani hem mutlu oldum hem gurur duydum. Yani böyle inşallah... bir şey düşünebildiği için değil tabii mi? Tabii ki, tabii ki. Yani bizim yerimize düşünmüş. Biz çok geç kalmışız. O yüzden oğlumu ne kadar takdir etsem az. Ne güzel şeyler söyledi bak baban sana. Evet. Annem biraz şaşırdı. Senden evet. Böyle bir şey beklemiyordu. Beklemiyordum. Yani şaşkın. Görmüyor muydunuz ama Aysun Hanım? Yani çocuğunuzun belli ki bu anlamda bir yalnızlığı var. Bu anlamda bir boşluğu var. Yani bunu aslında o bir da anne anladı. Olarak o sizin... da artık anladı. Çoktan anladım. Görmüş olmanız lazım. Yani, öyle değil mi? Bilmiyorum. Ne, insan kendi çocuğunu tanır. Neden mutlu, neden mutsuz ki ilgili tabii bir ki anneye de. Benziyorsunuz. Tabii ki de. Yani... Yani hani... Hangi saatten sonra, hangi noktadan sonra, hangi durumdan, hangi sözden sonra... ...bu çocuk mutlu ya da mutsuz oldu? Siz bunu iyi bilirsiniz. Anne de baba da değil mi? Ebeveyn tanır tabii, yavrusunu tabii, yani. Tabii, tabii, ki kesinlikle ilgili bir anne babasınız çok belli. Ama bunu hani siz galiba biraz görmezlikten geldiniz. Alışır diye düşündünüz. Çünkü kayınpederinizin de hani sağlığını düşündüğünüz için. Evet, sağlığını düşündüm. Benim yani kayınpederimi dediğim gibi hani evden git diyemem zaten. Benim babam o. Ben onun kendisini çok seviyorum. Kendisi gitti. Bir sabah bir kalktım, evden gitmiş. Eşiniz götürmüş. Niye öyle bir şey mecbur, yaptın? Ama ben senden böyle bir şey istemedim. Bıraktın. Beni mecbur bıraktın. İstemedim. Ya ben, ya baban ne demek? Yaklaşıyoruz sanırım değil mi? Hı? Evet evet geldik. Geldik mi? Evet dedemin. Dedemin yeri. Geldik ha? Evet geldik. Nasıl heyecanlandı. Hadi bakalım. Oo gitti bile. Dede. Balım, balım, ballarım balı. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk dede. Ben sizden bir şey rica etsem. Tabii. Biraz babanızla yalnız konuşsam. Tabii ki, tabii ki. Canım benim. Nasılsın? İyiyim dede sen? Ben de iyiyim yavrum. Seni gördüm, çok daha iyi oldum canım benim. Merhaba. Merhaba efendim. Nasılsınız? Sağ olun, sağ olun.
Çok iyiyim, gördüğünüz gibi. Bağım gelmiş. Evet, daha nasıl kötü olabilirim ki? Sizi çok özlemiş. Ben de onu o kadar çok özledim ki. Evet, çok özlemiş sizi. Canım benim. Torununuz bize başvurdu. Bir şansım olsa programına. Ben Ayşegül Günay bu arada, Rasim Bey. Çok memnun oldum sizi gördüğüme. Ben de çok memnun oldum. Kusura bakmayın, biraz heyecanlandım da. Sizi falan görünce, hele bağımı görünce... benim için çok büyük bir sürpriz bu. Ne güzel, öyle yaptınız. Öyle bir şey yapmak istedi zaten. Sağ olun. Vallahi bizi buraya getirdi işte. Getirdi. Benim. Çok güzel, şirin bir yerdesiniz. Canım, balım benim. Oturalım mı şöyle? Buyurun, buyurun tabii, buyurun. Buyurun. Sağ olun. Buyurun. Dede bak, seni çok özledim. Uçurtmaları da getirdim, birlikte yapacağız. Canım benim, balım. İyi ki gelmişsin. Ne güzel uçurtmaların da var, öyle mi? Evet. Vay be. Malzemesini tamam. Getirdi. Baksana tamam, sen. Tamam, eski günlerdeki gibi değil mi? Evet. Tamam canım benim. Tamam. Burada yalnız yaşıyorsunuz Rasim Bey. Evet, yani öyle gibi. Bu sizin tercihiniz mi? Sayılır. Sayılır. Bugün doğum gününüzmüş. Aynı zamanda da babalar günü. Babalar gününüz kutlu olsun Rasim Bey. Çok teşekkür ederim. Yani sayenizde hatırlamış olmak bile o kadar hoş ki. Ama en büyük hediye de tabii benim babamın burada olmuş olması. Hediyelerin en büyüğü o benim için. Size benziyor. Evet. Ha? Yani, benzeten oldu mu daha önce? Armut biliyorsunuz çok fazla uzağına düşmez. Düşmez, dibine düşer. Torunlar dedelere daha çok benzer, bilir misiniz? Evet, annem işte hamileyim, doğum yapacağım falan. Anneme hep şey demişler, bak torunların olsun çok seveceksin. Çocuğundan bile çok seveceksin. Annem de şey dedi, ya insan dedi kendi çocuğundan daha çok sevebilir mi yani hani torun? Ama bir oldu benimkiler. Annem diyor ki gerçekten böyle bir şey varmış yani. Torun hani gerçekten daha çok seviliyormuş dedi. Sanki dedi böyle sizi yeniden kucağıma vermiş gibiler falan. Başka bir ilişki oluyor tabii. Size bir şey söyleyeyim mi? Evlat baldır. Evlat candır. Ama torun var ya, o baldan da tatlıdır. Ay. İşte benim torunum da öyle. Baldan tatlı. Şekerden güzel bir şey bu. Allah istikbalini açık etsin inşallah. Amin. Amin. Tek dileğim o. İnşallah Rasim, inşallah. Anlatın bakalım. Nasıl oldu bu iş? Programa başvurdu. Balon başvurdu? Evet, evet. Siz böyle beraber büyümüşsünüz. Yani aslında torununuzu siz büyütmüşsünüz. Yok canım, o kadar da değil. Tabii bizim de, yani benim de katkım oldu ama... Öncelikle annesi babası var tabii yani. Tabii. Ama ondan biz çok şeyler yaptık. Tabii Ayşegül abla. Yani yaramazlıklarımızı biliyorsun. Evet, beraber yaramazlık yapıyormuşsunuz öyle diyor yani. Hani. Emin olun bir saklambaç oynardık. Bu benim balım bir saklanırdı. Neredeyse arı peteğine girecek o kadar yani. Bulmak için arıları kovalardım ben ya da onları takip ederdim. Ondan sonra bir çıkışı vardır ki oradan. O sevimli yüzüyle birlikte. O yüzden balın derim ben ona. Bulamadın, yakalayamadın. Bal peteğine girecek kadar saklanır yani. Evet, kendisini gizlemesini o kadar iyi bilir ki. Ona ben anlattım. Ben de çocukken öyleydim. Hem sokakta kaybolurdum hem evde, öyle bir çocuktum. Ben de yaramazdım. Ama en fazla nerede kavga ederdik biliyor musun? Tartışırdık. Uçurtma uçururken. Ya bana diyor ki... Ya dede... Uçurtmayı ben yapıyorum, uçuran sensin. Ya birazcık tutayım işte diyorum ama... Yani elimden geldiği kadar tutuyorum tabii. Yine de iyi anlaşıyoruz be. Bir tane kız arkadaşı varmış galiba. Şeyh abla söylemiyorduk bunu. Ama dedem biliyormuş, bir tek dedem biliyormuş diye biliyorum değil mi Rasim Bey? Yani ben acık biliyorum ama... acık biliyorum azıcık, ben. Azıcık. Yani acık biliyorum ama... Yani bu da verilmeyecek bir adam değil ki açıkçası. Ay. Sizinle paylaşması çok güzel. Çok güzel. Oh, o mutluluk çok farklı bir şey. Yani
Onu hissetmen lazım. Onu yaşamak lazım. Hele insanın böylesine bir baba olursa tadından yenmez o. Canım benim. Deve ya. Canım yavrum. Siz çok uzak kalmak istemiyorsunuz aslında torununuzdan ha? Sanki öyle mi anlaşıldı? İstemiyorum tabii. Yani insan ister mi? Böylesine bir can varken, böylesine bir yakını varken kişinin... Ne zamandır görmüyorsunuz Kuzey'i? Bir iki ay falan olmuş galiba öyle dedi ama. Fazla. Daha mı fazla? 4-5 ay kadar oldu. Ha, onun üstüne 4-5 ay oldu yani. Yok, hepsi beraber öyle oldu. Yani... nasıl başlayacağız şimdi bunları tekrar yapmaya? Ha? Bence onları yapmaya başlamadan önce yapacağınız mekanı falan bir dolaş şuralarda bakalım bir şeyler değişmiş mi? Bence de. Ben gideyim dedim. Evet, evet. Hazırla. Görelim tamam. Bakalım. Biraz incele, biraz etrafa bak. Hay adam adam çok tatlı ya. Of of. Evet. Rasim Bey. Efendim? Anladınız siz de Kuzey'i ben gönderdim. Biraz daha rahat konuşalım diye. Siz kendi isteğinizle burada değilsiniz sanırım, değil mi? Yani bilmiyorum, kader diyelim belki de. Kader, tabii ki kader çok önemli ama insan bazen de kaderini hani... ...yaptığı şeylerle kendi yönlendirir. Çok sizin inisiyatifinizde gelişmemiş sanki bir şeyler. Sorun ne? Bana biraz anlatır mısınız? Alpay Bey'e, Aysun Hanım'a, gelininize kırgın mısınız? Alpay Bey'e kırgın mısınız? Ya gelininizle aranızda bir sıkıntı mı var? Ayşegül Hanım, insan evladına kırılamaz. O benim canımın yarısı. Evet, çok da emek vermişsiniz. Yani gelin kıza gelince onun için de bir şey söyleyemem. Kolay değil tabii ki. Yani yaşlı bir insanın gözetiminin üstünde olması pek kolay iş değil. O kıza da hak vermek lazım. İşte geldik buraya. İdare ediyorum Allah'a şükür. Kendiniz yaşıyorsunuz yani burada. Yani yalnız yaşıyorum, evet. İşte hayallerim var. Hala var hayallerim. Ne güzel. Yapmak istediğim ufak tefek şeyler var. Onların üstüne gidiyorum. Böyle bazı bir şeyler imal etmeye çalışıyorum ama onda pek başarılı değilim. Olsun, uğraşıyorsunuz üretmek için en azından. Yani yaşamak... Kendinize bir uğraş bulmuşsunuz. Bu güzel bir şey. Yani yaşamak zorundayız. Boş boş oturmanın anlamı var mı? Hele işte böyle ender de olsa böyle sürprizden karşılaştığım zaman mutluluktan uçuyorum o zaman. Rasim Bey, ne iş yapıyordunuz? Ben bir zamanlar emlakçıydım. Baba mesleğidir emlakçılık. Bana bir dükkan bırakmıştı. Biz de onun üzerine bir şeyler kattık, bir şeyler yaptık. Ama belli bir zaman geldi. O günün şartları gereği biz yelkenleri suya indirdik ve iflas ettik. Geçmiş olsun. Ancak babadan kalmış bir evimiz vardı. Oğlum da kocaman delikanlı olmuştu. Üniversitenin son sınıfında ve de bir kızı seviyor. Sattım evi. Oğluma çok güzel bir düğün yaptım. Sonra dişçiliği bitirdi. Gelin kız da oranın mezunu. Aysun Hanım da öyleymiş. Evet, Aysun da öyle. Bunlara dedim ki artık bir dükkan açmak, bir muayenehane açmak gerekir. Onu yaptım bir miktar parayla. Sonra da devamı geldi işte. Eşiniz rahmetli olmuş sanırım. 20 sene geçti. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Kanser de eşim. Hayatta tutunması için çok gayret ettik ama takdiri ilahi olmadı. Olmadı maalesef. Ve tek başınıza büyüttünüz Alpay Bey'i. Evet, ama o zamanlar saatliydim. Yani oğlumun arkasında durmaya gayret ettim ve durdum da. Şimdi bakın, kendisine ait bir muayenehanesi var. Eşi de yanında çalışıyor. Hayatlarını idame ettiriyorlar. Hele bana balımı verdiler. Yani o en büyük keyif tabii benim için.
Peki Alpay Bey sizi buraya getirirken demediniz mi hiç oğlum hani neden? Demedim. Çünkü sebeplerini biliyordum. Nedir sebepleri çok özel değilse? Bu. Gördüğünüz gibi bu. Yani bundan daha ağır bir sebep ya da daha hafif bir sebep olabilir mi sizce? Yani gelin hanım da herhalde biraz tahammülünün sonuna doğru yaklaştı. O nedenle Alpay beni buraya getirdiği zaman... Evet dedim, devam ederim dedim. Yeter ki siz mutlu olun dedim. Siz ayakta durun dedim. Arada sırada gelin dedim, torunumu göreyim dedim. O bana yeterdi. Ve öyle de oluyor işte. Bu aralar biraz gecikti ama olsun. Yine geldi ya. Benim için önemli olan o. Üzdüm sizi de değil mi? Yani... Üzme değil de şey gibi oluyor insan. Ya daha önceki programlarda da biz bunu işledik. Bir tane baba ya da bir tane anne kaç tane çocuğa bakabiliyor? Her türlü özveriyi gösteriyor ama işte bir tane çocuk ya da beş tane çocuk bir anneye ya da bir babaya bakamıyor ya. Bazen öyle oluyor. Ama kader diyelim buna da. Yani hiç olmazsa sağlığımızın bir kısmı yerinde. Yani bakın burada güzel bir kulübem var benim. Şöminem var. İçeride sobam var. Daha ne olsun? Alışveriş yapacağımız yerler var. Kafi geliyor. Meyve bahçelerimiz var. Bak burada onları topluyorum. Ve mutlu oluyorum. İnanır mısınız? Torunuz... Mutluluğu yakalamak artık şu zamanlarda o kadar zor ki. Evet, doğru. Doğru. Bir takım basit şeylerden mutlu olmayı unuttuk artık da. Hani böyle küçücük şeylerden böyle bir şey de var, lafta vardı ya... ...ben küçük şeylerden de mutlu olabilirim falan gibi. Onları biraz unuttuk galiba. Bir takım değerler unutulunca o küçük şeylerden mutlu olmak da unutuluyor artık. Yok, yok, yok. Hala var. Torununuz da sizin gibi pozitif bir çocuk. Öyle pozitifsiniz. Belli pozitif öyledir. Yaklaşıyorsunuz. Yani bir kere onun neşesi insanı ne kadar sevindiriyor biliyor musunuz? Onun öyle bir gülmesi var ya, onun böyle işten bir dedeciğim demesi var ya. İnsana nasıl zevk veriyor, gurur veriyor hatta. Yani dünyaları veriyor insana biliyor musun? Uyumlu birisine benziyorsunuz. Yani nasıl bir sorun yaşayabilirsiniz ki Aysun Hanım'la? Hep onu düşünüyorum yola çıktığımdan beri. Çünkü hani çocuk hep bir şeylerin doğrusunu açık eder ya. Öyle. Ha yanlış bir şey varsa bir çocuğun ağzından hakikaten o yanlışı da duyarsınız. Yani çocuk neyse onu söyler ya. Sizi anlatırken o kadar... güzel ayna gibidir, bir... ayna gibidir. Evet, ayna gibidir, ayna bravo. Gibi. Çok güzel bir fotoğraf çizdi. Bir resim çizdi sizinle ilgili benim gözümde Kuzey. Ve sizi şu an görünce hiç yanılmadığımı, doğru resmi gördüğümü düşünüyorum. Ama anneyi, babayı da gördükten sonra hep şunu düşündüm. Yani eğer tahmin ettiğim gibi bir dedeyle karşılaşacaksam... Sorun ne? Hep onu merak ettim. Yani sizin gibi biriyle bir insan bir evde yaşar. Sorunun ne olduğunu bilmiyor musunuz? Ama bu sizin sağlık probleminiz. Yani, olsun. Rasim Bey, yani sağlık probleminiz çok şükür diğer elinizde kullanabiliyorsunuz. Çok şükür, çok şükür. Ne yani sizin sağlığınızı düşünüyorsa bu insan diyeyim. İşte doğayla iç içe kalsın, işte baş başa kalsın. Sizin sağlığınızı düşünüyorsa tek elle de kolay kolay bir iş yapamayacağınızı düşünmesi lazım. Yok yok, öyle söylemeyin, öyle söylemeyin. Onların da kendilerini ayıracak zamanları olmalı. Yani ben burada yalnızım belki ama
Allah'a çok şükür kimseye muhtaç değilim. İdare ediyorum çünkü onların da haklı olduğu taraflar var. Neymiş o haklı olduğu taraflar? Genç olmaları, baş başa kalmak istemeleri. Yani etraflarında bir eli titreyen bir ihtiyar var, birlikte yaşamak istememeleri. Ne münasebet efendim, eli titreyen bir ihtiyarla neyin yani neyi bozacak? Göz zevkimi mi bozacak? Neyi bozacak yani? Onu bilmem, o kadarını bilmem. O kadarı onların vicdanında olan bir şey. Benim söyleyecek bir şeyim yok. Anladınız mı? Doğru söylüyorsunuz. Vicdanında olan bir şey. Bunu her zaman söylüyorum. Bir insanda vicdan yoksa o insandan her şeyi bekleyin. Her şeyi bekleyin. Yok yok yok. Yo. Onlar kötü insanlar değil. Onu bilin. Bu ayrı bir şey. Onlar, ama vicdan çok önemlidir. Muhakkak. Yani ona bakarsanız herkesin iyi tarafları da var, kötü tarafları da var. Kimse mükemmel değil. Kimse körü körüne çok iyi, kimse körü körüne çok kötü değil. Aynen. Herkesin iyi yanı da var, kötü yanı da var. Yahut hani olumlu, olumsuz yanları da var. Ama şimdi sizin bu çekirdek aile profiline baktığımda ben sizi baş köşeye oturtmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani bir kere çocukları çok mutsuz. Torununuz çok mutsuz. Sizi yanında görmek istiyor. Sizi yanında hissetmek istiyor. Siz ona her şey olmuşsunuz. Ya izin verirseniz ben bir elimi yüzümü yıkayabilir miyim? Gayet tabii, buyurun. Çok teşekkürler, sağ olun. Kuzey, evlat neredesin? Geldim dede. Ya gel biraz yüzünü görelim be. Tamam ya, geldim. Of. Of. Ne kadar zor sobayı tek başına yakıyor muhakkak belli ki. Yani yemeğini burada yapıyor. Bir tavası, bir şey, tenceresi. Ay ben de adamın evini karıştırıyorum ama. Yani yapacak bir şey yok dedi adam ya. İnanılır gibi değil gerçekten. Yani şu göz odaya şuraya bırakmış. Tamam doğa her şey çok güzel ama evlerinin yakını da çok güzel. Yani sinirim bozuldu, ağladım, yine dayanamıyorum böyle şeylere. Hakikaten yani bir tane adamcağıza bakamamışım. Değişiklik falan gördün mü etrafta? Yok, yine braktığımız gibiymiş. Değil mi? Hı-hı. Yine aynı. Evet. Farklı bir şey yok ama meyve bahçeleri biraz daha iyi oldu. Meyveler evet. De tatlandı ha, bildiğin gibi değil. Vay. Özellikle yani şimdi 2 ay sonra burada zeytin ağaçları var. Zeytin de toplarız seninle. Hı hı. Tamam mı canım? Tamam. Ya tamam, güzel, iyi, hoş, şirin de burada yani hani yaz kış nasıl yaşanır diye düşünüyor insan. Hani böyle günübirlik gelip gitmelik şey, bağ evleri falan vardır ya, o tarz bir yer. Yani yaşamak için, kalmak için, yaşamını burada idame ettirmek için biraz zor bir yer. En azından bu yaşta bir insan için. Aa, ne diyeyim ben, ne diyeyim bu insanlara, ne diyeyim? Ah, Kuzey de gelmiş. Çok şirin. Sağ olun. Küçük bir yer ama yani sanki böyle rasmi bir iki günlüğüne gelinip kalınacak bir yer gibi. Hani bağ evi tadında bir yer. Yani devamlı yaşamak için sanki koşulları çok uygun değil. Mesela buzdolabı falan göremedim hiç. Buzluğum var. Marketten buz alıyorum. Bana bir hafta yetiyor. Biliyor musunuz? Yani her şeyin bir kolayı bulunuyor Ayşegül Hanım, merak etmeyin. Buzdolabı neden yok ama bir küçük buzdolabı olabilirdi. Elektrik yok ki. Efendim? Elektrik yok. Elektrik mi yok? Evet. Burada elektrik yok. Dikkat ederseniz gaz lambasıyla ve bununla idare ediyoruz. Evet, bir tane gaz lambası. Şaşırmayın, şaşırmayın. Bunun da güzel tarafları var. Yani insanlar çok daha zor şartlar altında yaşıyorlar. Allah'a çok şükür. Ha, dam akmıyor mesela. Orası çok güzel. Sonra sıcak oluyor. Ahşap olduğu için. Yani soğuğu koruyor kışın.
Yazında serin oluyor mesela. O da bir avantaj. Burada bakın şöminem var. Orada kebap yapıyorum. Hele torun geldiği zaman kestane iyi yaparız onunla. Değil mi? Evet. Böyle çıtır çıtır. Aynen. Öf. Sen çevirirsin, ben yürütürüm. Değil mi? Evet. Yani yaşıyoruz be arkadaşım. Yaşıyoruz. Oğlunuzla gelininiz de burada aracımızda. Efendim? Oğlunuzla gelininiz de burada. Çağırayım ister misiniz? Gelsinler mi? Gelebilirler mi? Gelsinler tabii. Çok memnun olurum. Arkadaşlar rica edeceğim. Alpay Bey ile Aysun Hanım'ı çağırabilir misiniz araçtan? Teşekkürler. Selamünaleyküm baba. Alpay, oğlum. Aslanım benim. Canım. Nasılsın baba? İyiyim oğlum, sen nasılsın? Sağ olun Saatin. Çok şükür, çok şükür. Sen de hoş geldin gelin kız. Öpeyim baba. Buyurun. Buyurun, buyurun böyle. Buyurun siz de. Gel oğlum, gel. Gel otur. Hoş gelmişsiniz. Kuzeyciğim, biraz ekibin yanına gitmek ister misin arabaya doğru? Ha? Sana bir dondurma ısmarlasınlar. Tamam. Balım benim. Burası çok güzelmiş, doğal bir yer. Çok hoşuma gitti. Evet. İçerisini gördünüz mü? İçerisini görmedim. Ama yani tamir ettirecektik gerçi. Ama görmez, vaktimiz tabii olmadı. Tabii bak senin şaheserin burası. Senin eserin. Senin neye vaktin oldu ki zaten? Asıl senin neye vaktin oldu? Babam bak, babamı biz bu şekilde mi görecektik? Yani şöyle düşünebilirdim. Biz mesela bir pikniğe, bir çay içmeye veya bir temiz hava almaya babamla birlikte, babamın yanına değil de babamla birlikte çıkabilirdik. Doğru komple söylüyorsunuz. Ailece. Yani hani bir günlük, iki günlük yaşanabilecek bir yer belki ama devamlı yaşamak açısından koşulların çok uygun olmadığını düşünüyorum ya ben. Ya tabii burada ki. Yani bu yaşta bir insanın böyle bir yerde sağlıklı bir şekilde yaşaması mümkün değil. Bir dakika. Ama öyle baba. Oğlum bir dakika. Öyle. Yavrum bir dakika. Bunu tartışılacak yer burası değil. Bunu tartışılacak yer burası değil. Siz şimdi hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bana evet, torunumu getirdiniz. Ben şimdi daha ne isteyeyim ki? Sakın ha tartışmaya devam etmeyin lütfen. Olur mu? Sen öyle diyorsan öyle olsun baba. Ama herkes yaptığını bilmeli. Siz bildiğinden buradan babanızı alıp gitmeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki. Bizimle gelmesi ne kadar güzel olur, öyle mi? Neden sustun? Tabii babam da isterse biz onu çok isteriz. O oğlum, bizim canımız, babamız, oğlum, atamız. Oğlum, yalnız kalmak yanlış kalplerde olmaktan yeğdi. Sözün bittiği yerdir. Ne diyeyim ben yani hani hakikaten şu aranızdaki şeyi çözeceksiniz ki bu insan da burada üzülmesin. Bu yaşta sizin ebeveyniniz üzülmesin. Çocuğunuz var üzülmesin. İnşallah yarın öbür gün çocuğunuz da aynısını size yapmaz. İnşallah. Ben yapmayacağından eminim. Zaten onlar da bana çok kötü şeyler yapmadılar. İşte ben buraya geldim. Onlar da evet dediler, hepsi bu. Ya ağzınızdan çıkıp Aysun Hanım bir şey söylemiyorsunuz, çok enteresan ya. Yani kayınpederiniz size bakamıyor. Sizin ona bakamamanız lazım bence. Size bakmamaya çalışıyor, dikkatimi çekti.
Gerçekten yani hani şunu bekliyor insan. Ne demek başımın üstünde yeri var? Onu ben istiyorum, sağlığı için istiyorum. Orası ona daha uygun. Artık bunu burayı görmeden nasıl karar verdiyseniz o da bir muamma zaten. Ama ne diyeyim, ben sizin vicdanınıza bırakıyorum bir şeyleri. Pes doğrusu. Gerçekten pes. Yalnızlığa dayanırım da bir başınalığa asla. Of of. Hayat bazen böyle sonuçlar veriyor. Bu tip anları yaşamamız da gerekiyor belki. Hayat bir derstir. Hepimiz için bir derstir. Yeter ki bundan pay değil de paya almayı bilmek lazım. Yine de hoş geldiniz. Ve yine de iyi ki varsınız. Anladınız mı? Siz belki bilmiyorsunuz ama ben hepinizi aslında çok seviyorum. Gönülden seviyorum. Hele babamı, hele torunumu. Yeter ki arada bir getirin bana onu. Koparmayın, olur mu? Sizden tek ricam bu. Tabii ki baba, tabii ki. Siz de gelin. Tabii. Bundan sonra... Bak ne güzel hava, ne güzel yer, ne güzel tabiat. Ben mutluyum burada, merak etmeyin. Rahat olun. Sadece sizi özlediğimi bilin, hepsi o. Neyse gelin kız. Seni de çok güzel gördüm, çok iyi gördüm maşallah. İyiyim baba. Saatinizin afiyetinin yerinizde olmuş olması keyif verdi bana. Hele babamı görünce biz onunla uçurtmayı da yapacağız. Gitmeden ve birlikte uçuracağız. Tabii ki çoğunu ben uçuracağım. Ona az vereceğim uçurtması için. Ah be babam. Güzel yürekli babam. Canım oğlum. Canım oğlum. Kaç şeker alırsın diye bir ses sormalı ya. Hayatı yaşamak var ya, hangi şartlarda olursa olsun yaşamak önemli. Yaşamak, yaşatmak, anlamak. Yani illa kaybettikten sonra mı değer bilinecek? Yok, o kadar şey yapma. O kadar büyütme konuyu ya. Allah'a yani, çok şükür bak. Ümlü dünyada yani, yaşıyoruz babacığım. Başka yani Allah korusun, yani. Allah seni başımızdan eksik etmesin ama... Yani... Bazı şeyler geç olmadan yaşanmalı. Doğru söylüyorsun evladım. Sen bizim babamızsın, atamızsın, canımızsın. Yanında olamasak da... Her zaman varlığını hissediyorum yani. Ben de öyle. Baban giderse darda yetişen elin gider. Aklın gider. Canın gider. Şu dağlanmış yüreğinde çocuk kalan yanın gider. Baban giderse öpülecek elin gider. Bayramın gider. Bugün babalar günü. Bütün babaların gününü kutluyorum. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşça kalın. Çaya kaç şeker alırsın diye bir ses sormalı ya. Ara sıra.